Şelale grafiği yapmak için grafikler bölümünden şelale grafiği ekrana sürükleyip bırakıyoruz. Hesaplama ekle diyerek tutar bilgisini toplam olarak ekliyoruz. Ardından negatif olarak varsaydığımız maliyet bilgisini yine toplam olarak ekliyoruz. Son olarak da kar bilgisini yine toplam olarak bu şekilde ekledik. Şelale grafikte bu negatifleri, pozitifleri burada da gördüğünüz gibi nasıl belirtiyoruz? Üzerine tıklıyoruz. Örneğin maliyet bilgisi. Maliyet bilgisi için işlemi ölç diye bir bölüm var. Bu işlemi ölç bölümünde bu pozitif mi, negatif mi yoksa bir alt toplam mı bunu belirtebilirsiniz. Ben bunu çıkar yani negatif olarak belirlediğimde artık gördüğünüz gibi tutar bilgim normal. Maliyet bilgim hem kırmızı oldu hem de eksi 11 milyon şeklinde burada görebilirsiniz. Buradaki etiket isimlerini de düzenleyelim isterseniz. Tutarı tıkladım. Etiket bilgisini toplam. Ciro olarak isim verdim. Aynı şekilde maliyete tıklıyorum. Toplam maliyet olarak isim veriyorum. Kar bilgisine de toplam kar olarak isim veriyorum. Peki, kar bilgisi için de şöyle yapalım. İşlemi ölçün üzerine gelelim ve diyelim ki bu bir alt toplamdır. Yani alt toplam ne demek? Burada belirttiğiniz pozitif ve negatif bütün sütunların sonucunu gösterir. Bu durumda karı toplam cirodan toplam maliyetin farkı olarak belirtmiş oluyoruz. Sayı biçimlendirmeden buradan rakamların nasıl görünmek istediğini değiştirebilirsiniz. Görünüş bölümüne geçtim. Görünüş bölümünde yine arkadaki çizgileri buradan kapatarak yok edebilirsiniz. Çizgi yok diyerek. Değer etiketlerini kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Biraz aşağı indiğimizde renkler butonunu kapatarak pozitif değer rengini buradan yeşil verebilirsiniz. Negatif değer rengini başka bir renk verebilirsiniz. Alt toplam rengini de buradan değiştirebilirsiniz. Buradaki açıklama göstergesini kapatmak isterseniz buradaki butonu tıklayarak kapatabilirsiniz. Gösterge konumunu yine bu şekilde değiştirerek kullanabilirsiniz. Y eksenine geldiğimiz zaman yine etiketleri bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Yok dediğimizde artık hiçbir etiket görünmeyecektir. Aralık belirtebilirsiniz. X ekseni için yine etiketleri yok diyerek kapatabilirsiniz. Ama X ekseni etiketleri burada görünmesi daha mantıklı olur. Ve etiketlerin konumunu buradan belirtebilirsiniz. Bitti diyerek grafiğinizin son halini görüntüleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.